Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfireh. Hürmetlik müminin ve müslimin cemaatler. Allah subhanahu ve teala berçelerimizni uza yakınlardan basıp giden kademlerimizge ülken acir ve mükafatla nasip etsin. Ve hamde Allah subhanahu ve teala berçelerimizni bu basken kademlerimiz özünü rızalığı ve cenneti sarı basılgan kademlerden buluştuğunu nasip ve müyesser eylegen bulsun. Ve berçelerimizin Allah subhanahu ve ta'ala örgene türgen ilimlerimizini biz için faydalik ve menfaatlik ilimlerden buluştuğunu nasip ve ruzi etsin. Sözümüzün iptidasında Rabbimiz Allah subhanahu ve ta'ala'ya bi'adet hamdu sanalarımız ve istayiş mektevlerimiz bulsun. Saniyen Resulümüz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine durudu salavatlarımız, tahiyyat ve selamlarımız bulsun. Ve an Yahya ibni Muaz el-Razi rahimahullah men kesura şeb'uhu kesura lahmuhu. Yahya ibni Muaz el-Razi eteller kimni karnı toyuşluğu köpeyse, yani kim karnını köp toydurursa, kesura lahmuhu, onu göşü köpeyede, degen ekeller. Köp yege adamdı, göşü köpeyede. Hazır dediğine de, vesiz aş bitedi. Semirip gites. Şimdi bir an içtin. Ve men kesura lahmuhu, kimni göşü köpeyse, semizliği artıp gitse, kesura şehvetuhu, onu şahvatı aşıp etedi. Kışlı avukatı yürgenden kiyin, aynı zamanda boyda adamlardın ve boladı, şahvatı aşıp etedi, kuzu kanget oladı. Fellezi yutfi'u şahvata huvel cu'u. Şimdi şahvatı bir ot desek, şahvat otunu uçuradığınlar seni miydi? O açlıgıydı o. Şunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam, ey yigitler cemaası, sizlerden kim üylenişke kurbiyeti yetse tiz de üylensin. Üylenişke imkaniyet tapelmese roze tutup yürsün. Çünkü roze açlık onun için biçiliştir digerler. Boydalar şunun için kubra roze tutup yürürüş gerek. Hop. Şimdi bir anı karayın. Ve men kesurat şehvatuhu kesurat zunubuhu. Kimni şehvati köpeyse onu günahları kopayıp getirdi. Namahramge tiz karaydı yanbıp kaladı. Telefonda kimler bilendir yazı şeydi yanbıp kaladı. Gap atıp koyadı mesela. Şimdi ve men kesura zunubuhu kimni günahı kopaysa kasa kalbuhu onu kalbi kata başlaydı digene kelle. Günah kopaysa kalp karaya uğradı. Kalp katadı. Her bitti günah kılışımız bilen kalbimizge bitti. Neketet nüktetun savdadı geller. Hadis-i şerifte Peygamber aleyhisselam bitti kara nukta, kara dağ çüyedi dediler. Günah köpeygen sarı o dağlar kiyin köpeyedi. Kalp karayedi, kalp katedi. Ve men kasa kalbuhu gharaqa fi afati dunya ve zinetiha. Kimni indi kalbi katsa dünya afetleri ve onu zinetlerine gark boladı. Kalbi katken adam dünyanın demek afetleri ve dünyanın ziynetleriyle gark boladı. Şu dünyanın taşvişi bilen bend bulup, dünyanın arkasından kuvup, şu dünya bilen meşgul bulup kaladı. Ve an Süfyan el-Thawri rahimahullah ennehu kal, İhtara el-fukarau khamsen ve ihtara el-agniyau khamsen. Süfyan el-Thawri rahmetullahi aleyhi teller ki, fakirler beşte narsanı ihtiyar kıldılar. Ve boylar ham beşte narsanı ihtiyar kıldılar. Fakirlik bu Huda'dan indidip şu fakirlikke razı bugen, Huda'nın takdirige razı bugen kişiler beşte narsanı ihtiyar kıldı. Yani mahtelgen sıfatlardan beştesini ular ihtiyar kıldı. Boylar ham dünyanı yaş görüp beşte mazmume sıfatlarını, koralengen sıfatlarını ular nima kıldı? İhtiyar kıldı.
وَاخْتَارَ الْفُقَرَاءُ رَاحَةَ النَّفْسِ Fakirler ihtiyar kıldı nefsinin rahatını. Fakir adamda boydan göre kubra rahat buladı da. Yatkeni diyen boy adamda halaveti yok rahatı türgeni diyen mesela. Nime buldukin, kakak koyduykin onu bugünkü hesap kitabalar nime buldukin dedi de. وَفَرَاغَةَ الْقَلْبِ İkincisi fakirler kalbinin feragatını ihtiyar kıldılar. Yani ağırlıklardan. Teşvişi yok. Hadi öylen örmeydi de. Şunun için Peygamber aleyhissalatü vesselam duaları da daim Allah'dan sorarkenler ki Allahümme inni es'aluke l'ayşer rafi' vel bâlel fârig. Daim duaları şuyken ki yani fikrim tınık mısın? Ha hayalim boş bulsun, hadi dünyaya meşgul bulup, kalbim bir nerse bile meşgul kalmasın, deyip Allah'dan şu duanı kılıp sorar geldiler. Hop, üçüncüsü, ve ubudiyete Rabbi. Allah'a bendeçiliğini ihtiyar kıldılar fakirler. Ve hiffetel hisab, hesap kitabını, yengilliğini ihtiyar kıldılar. Kıyamet günü de mahşergahdaki hesap kitaplarını yengil bulmalıgını ihtiyar kıldılar. Azdı hesap kitabı azra buladı. Ve derecetel ulya beşincisi cennetteki âli derecelerini ihtiyar kıldılar. Hab vaktaral ağniye boylar ise ta'ben nefs nefsini kıynaşlığını meşakkat çekişliğini ihtiyar kıldılar. Çünkü ular daim şu malını dünyanın hizmeti de buladı. Daim şunu arkasından yürüp onu abarey, bunu bakıp geley, bunu çakalar kendip şunu arkasından yürüp demek nefsi kıynaşlıydı haklılar. O zını kıynaydı. İkincisi ve şuglel kalbi kalbde meşgulligini haklediler. Daim şu malı dünyalar barası da fikir kılıyordu. Oyu hayali şu dünyası da. Üçüncüsü ve ubudiyete dünya. Dünyaya bugün kulçülüğünü haklediler. Nimege? Çünkü femen ahabbe şey'en fehuve abduhu. Kim nimeni yaşkursa bas uşanı bendesi, uşanı kulu buladı. Dünyanı yaşkurgi adam dünyanı kulu buladı. Dünyaya kul buluştu haklediler. Tortuncusu ve şiddetel hisab. Hesap kitaplarını kıyım buluştuğunu haklediler. Çünkü kub malı dünyalarda hesap kitabı hem kıyım buladı, ağır buladı. وَمَنْ نُوْقِشَ فِي الْحِسَابِ عُذِّبَ وَمَنْ اَحَبَّ شَيْئًا عُذِّبَ بِهِ Kaleyim ben evette bir yakşı yap ettiler. Kim nimeni yakşı görse, nimege muhabbet koysa, uşa bilen azablanadı. Kim nimeni yakşı görüp uşanı Huda'dan Kup yaşkoru varsa uşa bilen azablanı uğradı. Dünyanın yaşkoru adam şu dünya bilen azablanı uğradı. Uşa bilen Allah Ta'ala onu musibetliydi. Bir o diye yaşkoru öldüm küydüm dedi mi? Uşa bilen azablıydı Allah Ta'ala. Ve derecete sufla pas dereceni haklediler. Dünyaları bilen. Çünkü bu dünyada mana şu mali devletleri bilen uzun âli hesaplaşı mümkün. Lekin ahiretteki derecesi ulardı cüde pas böyledi. Şunu boylar ihtiyar kıldılar dediler. Sufyan-ı Savri. An Abdillah el-Antaki rahimahullah. Khamsun hunne min devail kalb. Abdullah el-Antaki rahmetullah aleyh etken ekeller ki beş nerse kalbinin davası dördüptüler. Beş denerse kalbinin davası. Kalbimizi braderler darısı. İnde kasvatihi. Kaçan? Kalplerimiz braderler katıp kasa. Şu kalp katken peyitte kalbimizin darısı unumeyken beş denerseyken. Birincisi braderler kalbimizi darısı. Mücalesetü salihin. Salih kişiler bilen hem sohbet buluş, salih kişiler bilen birge oturuşluk bu kalbimizi birinci doğrusu iken.
vaaz nasihat bo'lib turgan joylarda solih kishilarni suhbatlarini o'ziga lozim tutishlik mana shu nima bo'ldi, demak qalbni birinchi dorisi. Qalbingiz qotdimi, yumshatishlik uchun ahli ilm, ahli taqvolar bilan, ahli fazillar bilan, solih kishilar bilan ko'proq o'tiring, iymonlashing ular bilan. Qalbingiz yumshaydi, qalbingizni qoraliklari ketar ekan. Birinchi dorisi shu. Ikkinchisi va qiroatul Qur'on. Qalbning ikkinchi dorisi birodarlar Qur'oni Karimni qiroat qilish, tilovat qilish. Bit tadabburi fil ma'na. Ma'nolarini tushunsiz, tadabbur qilib, tafakkur qilib, uni mag'zini chaqib Qur'oni Karimni qiroat qilish, tilovat qilish, bu qalbimizning ikkinchi dorisi. Uchinchisi va ikhlaul batni, ya'ni qorinni xoli qilish, qorinni bo'sh tutish, ya'ni ko'proq och yurish degani. Hattoki halol bo'lgan narsalarni ham oz kirgizishlik qoringa. O'zi halol, harom qilinmagan shariatda shu halol narsalar bilan ham qorinni kamroq to'ydirishlik. Nimaga deyilsa birodarlar, hadis shariflarda keladi, payg'ambar alayhisalom aytadilarki, salasu xisolin turisul qaswata fil qalb. Uchta narsa qalbni qotiradi degan ekanlar. Uchta narsa qalbni qotiradi. Birinchisi hubbut ta'am, ovqatni yaxshi ko'rish, taomni yaxshi ko'rish qalbni qotiradi. Ikkinchisi va hubbun naum, uyquni yaxshi ko'rish. Uchinchisi va hubbur rohati, rohat farog'atni yaxshi ko'rishlik, shu uchta narsa qalbni qotiradi degan ekanlar. Hop, yana o'sha qalbimizni dorisi va qiyamul layl, kechalarda bedor bo'lish. Uyqudan uyg'onib ketib, kechalari uyqu qochgan paytda nafil namozlarni o'qish, tahajjud namozlarini o'qish, kechalarda bedor bo'lish, demak qalbimizni 4-chi dorisi. 5-chisi va tadarru'u inda sabah, tong vaqtlarida, sahar chog'larida Allohga iltijo qilish, tavba tazarru qilish degan ekanlar. Tazarru'ul baki fi awakhiril layl li'annahu waqtut tajalliyat va nuzulur rahamat. Osha kechani oxirlarida, sahar paytlari, tong otishga vaqti yaqin qolgan, bomdodga azon aytishdan avvalroq vaqtlari, kechqurunda oxiri, ana shu paytlarda yig'lab Alloh subhanahu va taologa iltijo qilib, gunohlarimizga pushaymon bo'lib Allohga zollanishligimiz, bu birodarlar qalbimizni demak dorisi. Nima uchun shu sahar vaqti deyildi? Chunki tajalliyot vaqti, Xudoni rahmatlari yog'ilib turgan vaqt ana shu vaqt bo'lar ekan, sahar payti. Ba'zi bir ulamolar mana shu 5 ta narsaga quyidagilarni ham qo'shib qo'ygan ekanlar. Kasratul istig'for, ko'p istig'for aytish ham qalbning davosi. Va zikrul maut, o'limni ko'p eslashlik ham qalbning dorisi. Va ziyoratul qubur, mu'tabiron bihali sukkaniha va mushohadati man fi naz'i. Va qabristonlarni ziyorat qilish ham qalbning dorisi debdilar. Ya'ni o'sha qabrda yotganlarni hollarini tasavvuringizga keltirib, o'lim chog'ida omonatni Alloh taolo olib turganda sakaratul maut holatlarini o'ylab qabrlarni ziyorat qilish ham qalbni demak dorisi. Qalbimizni birodarlar qoraligini ketkizib, qalbimizni yumshatadigan ishlardan ekan. Wal maqalatul khamisatu ashar an jumhuril ulama anna al fikrata ala khamsati awjuhin. Jumhur ulamolar aytadilarki, fikr 5 turli bo'ladi. Ya'ni e'tiborga molik bo'lgan tafakkurlar 5 turlik. Ali karramallohu vajhuni bir gaplari bor ekan, la ibodata kat tafakkur. Tafakkurga o'xshagan
ibadet yok degen ekeller. Bazı arifler eteller. El fikratu siracil kalp. Tefekkür kılış, fikir yürütüş, kalbinin çırağı. Kaçan insandan tefekkür ketip kaledigen müse, fele iza etelehu. Kalbini yaratıp duradigen nerse önden ketip dedigen ekeller. Hudanı yaratken nerselere hakkı da tefekkür kımayı koysa adam, kalbiden nur keterken. Kalbde çırağı şu tefekkür. Hadis-i şeriflerde keledi, tefekkuru sa'atin hayrun min ibadeti sittine seneten. Bir saat tefekkür kılmalik 60 yıllık ibadetten yahşırağdır, abzarrağdır digene keller. Hani bir saat tefekkür kılış 60 yıllık ibadetten abzal. Hop, endi Şeyhul Hanefi eterler ki التفكر في مصنوعات الله تعالى يعني الله سبحانه وتعالى يرتكن نرسلر حقدا تفكر قلش وفي سكرات الموت سكرات الموت حقدا تفكر قلش امانتت تابشرشلي حالتلرن حيالزي كيلترب شو بارد تفكر قلش وعذاب القبر قبر عذاب حقدا تفكر قلش اويلانش ve ahvalil kıyameti kıyamette ahvalları kıyametteki korkular hakkında tefekkür kılış hayrun min kesiril ibadeti kub ibadetlerden bu demeyken yahşiyken lima yeterattabu ala zalikel fikru minel hayr çünkü bu fikirlerden kin adamda bir yahşilik neme buladı yüzeye keledi haligilerde uylab hayalizye kiltirip Allah'a bugün işançiz artadı. Günahlardan tiley mene şuna kan işler var hali aldım da türüptü. Sal günahlarımı yığıştır ibadetke hareket kıleydigen nerseler peyda boladı deyindi. Yani mene şuna kan fikirler, tefekkürler hop kupu içi de indi itibariye malik bugelleri beş türlü yeken. Birincisi biraderler fikratun fi ayatillahi Allah'ın ayetleri barası da fikir yürütmalik Allah subhanahu ve ta'ala'nı yaratken nerselerini acayibatlarını tefekkür kılıçlik Huda'nın kudretleri zahiri ve batini bugün kudretleri hakkında tefekkür kılıç bu birinci tefekkürdü birinci türüyken Yani Allah'ın ayetleri barası dediğini, Allah subhanehu ve ta'ala'nın özünü kudretiye, yekkeliğe, yeganeliğe delalet koyuyen Huda yaratken nerseler. Hemen nersede Huda'nın birliğe, yekkeliğe, yeganeliğe delalet kılıçı ayetler var. Ayet diyeni bilgiler var. Ana şular barası da tefekkür kılıç dediler. Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de dedi, ve fil ardi ayatun lil muqinin dedi. Ve yerde çukur işanuvçiler için belgeler bar dedi. Mana şu yerde özü de çukur işanuvçiler için Allah'ka bugün işancı hakiki bugün kişiler için ne var? Ayetler bar, belgeler bar. Ve fi enfusikum efela tubsirun ve sizni özingizni nefsinizde hem Allah'ın yekke yeganeliğe dalalet kılıcı ayetler, bilgiler var. Efele tübsirun ya ki ularını kurmaya hepsiler mi? Dip Allah Ta'ala merhamet kıladı. Mene şu yerde yüzügemde tefekkür nazarı bilen, ibret kuzu bilen karesik kança nerseler Huda'nın barlığa dalalet kılıcı. Mene Allah Ta'ala Kur'an'da bir ayette dedi ki bi gayri amedin taravna hadip geledi Kur'an'da Körmeysiz mi bana bu Osmanlı siz kurup durgende Allah Teala üstümsüz koyduyu deydi. Biz kurgen derselerde hemesi nemege muhtaç bir üstümge muhtaç. Şunde Osmanlılarda biz deydi kurup durgenizdik üstümsüz koyduyu deydi. Balant kılıp kurtarıp koyduyu bu deydi. Yani bana şu derseler yine kança derseler var. Hemen derse bana
bahorga fasli kelib, sekin daraxtlar gullab, birodarlar, yer go'yoki o'lganida yana tirilib, undan bir narsalar unib chiqyapti. Shuni o'zida ham Xudoning yakkayonaligiga dalolat qiluvchi belgilar bor, to'g'rimi? Mana oy chiqyapti, quyosh chiqyapti. Nimaga qaramay, hammasida Xudoning oyatini, belgisini ko'rasiz-da. Va fi anfusikum, hatto o'zingizning nafsingizda ham bor shu oyatlar. Ko'rmayapsizmi yoki, deyapti Alloh taolo. Qani, o'zimizga bir qaraylik-chi. Shunday chiroyli shakli shamoilni, go'zal suratni bizga kim berdi? O'zimiz xohlaganmidik? Yuzim shuna bo'ladi, qo'lim bunday bo'ladi. To'g'rimi? Qudratimiz yetadimi shuna narsaga? Yo'q. Demak, hamma narsada shu Xudoning yakkaligi, yagonaligiga dalolat qiluvchi oyatlar bor, belgilar shu borada tafakkur qilishlik. Yatavalladu minhu at-tauhid wal yaqin. Endi banda mana shu narsalar borasida fikr yuritsa, bu tafakkurdan nima hosil bo'ladi? Allohga bo'lgan ishonch hosil bo'ladi. Ya'ni bu narsalar borasida fikr yuritishlik Xudoni tanishlikni bizda nima qiladi? Xudoni ma'rifatini bizda kuchaytiradi. Xudoni alomatlarini, yakkaligiga, yolg'izligiga dalolat qiluvchi belgilarni ko'rib, bu narsalar haqida tafakkur yuritsak, Xudoga bo'lgan ishonchimiz, yaqinimiz nima bo'ladi? Oshib ziyoda bo'lib boradi. Xo'p, Alloh Qur'oni Karimni bir oyatida aytadiki, "Sanurihim ayatina fil afaqi va fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq" dedi. Ya'ni Fussilat surasida Alloh taolo marhamat qiladiki, biz ularga ham ufuqdagi, ham o'z nafslaridagi oyat belgilarimizni ko'rsatamiz. Ham ufuqdagi, ham o'z nafslaridagi oyat belgilarimizni ularga ko'rsatamiz, toki ularga uning haqligi ravshan bo'ladi deydi. Biz ularga ko'rsatamiz, ufuqdagi va o'zlarining nafslaridagi oyatlarimizni, belgilarimizni ularga ko'rsatamiz, toki ular o'shalarni ko'rib, uni haqligini bilarlar, ravshan bo'ladi ularga uni haqligi deydi. Demak, mana shu Xudoning oyatlari borasida fikr yuritsak, Xudoga bo'lgan birodarlar, ishonchimiz ortadi. Buni haqligi, Xudodan boshqasi buni qila olmaydi. Dunyoni yaratuvchisi bor, Robbimiz bor. Hisob kitob qiluvchi Parvardigorimiz, yo'qdan borga keltirgan zot bor. Bu narsalar o'z-o'zidan bo'lib qolmagan degan narsa o'ylangandan keyin Xudoga bo'lgan ishonch ortar ekan. Ikkinchisi fikratun fi ala illah. Xudoning ne'matlari borasida fikr yutish. Siz bilan bizlarga Alloh bergan, baxshish qilgan ne'matlari borasida fikr yutishlik. Alloh Qur'onda fazkuru ala Allohi la'allakum tuflihun. Allohning ne'matlarini eslanglar, shoyat najot topsalaringiz deydi. Allohni ne'matlarini baxshish qilgan, ato etgan ne'matlarini zikr qilinglar deydi. Va amma bi ni'mati robbika fahaddis. Robbingizning ne'matini gapiring dedi Alloh taolo. At-tahaddusu bi ni'matillahi shukrun. Allohning ne'matlarini gapirishlik bu shukrdir dedilar hadisda. Allohning ne'matini gapirishlik ham shukr. Boshqa oyatda esa va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha. Agar Allohning ne'matlarini sanasalaringiz, hargiz uni sanog'iga yeta olmaysizlar dedi. Boshqa oyat karimada va ma bikum min ni'matin fa minalloh. Sizga yetgan har qanday ne'mat bas u Robbingizdan, Allohdan deyapti. Bizdagi nima ne'mat bo'lsa bu kimdan? Robbimizdan, Allohdan. Endi shu ne'matlar borasida fikr yuritishlik bilan yatavalladu minhal muhabbatu va shukr. Allohga bo'lgan muhabbatimiz va shukrimiz paydo bo'lar ekan. Ne'matlar borasida tafakkur yuritish bilan Xudoga bo'lgan muhabbat oshadi. Iyi, bizga bu ne'matni Robbimiz berdi. Parvardigorimiz
Halıkımız bizge bu nimette bir dedip, Hudaga bo'lgan muhabbatingiz ve şükürüz nima bo'ladi? Oshadi. Demek nimetler borasidagi tefekkür kalbni Xudoning muhabbatiga to'ldiradi, botiningizni ham, zohiringizni ham Allohga shukr qilishlik bilan mashg'ul qilib qo'yadi. Uchinchisi va fikratun fi va'dillah. Allohning va'dalari borasida fikr yuritishlik. Ya'ni solih amal qilgan bandalari uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ko'p va'dalar berdi. Ular uchun tayyorlab qo'yilgan jannatlarning xabarini berdi, yaxshiliklarning xabarini Alloh taolo berdimi? Ana shular borasida demak tafakkur qilish. Alloh taolo Sajda surasida marhamat qilib aytadi: "Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastavun" dedi. Mu'min bo'lgan bilan fosiq bo'lgan odamning maqomi martabasi bir bo'ladimi deydi. Ha, mu'min bilan fosiqning maqomi, darajasi uniki barobar bo'ladimi deydi? Barobar bo'lmaydi. Yo bo'lmasa fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra deydi. Ammo kim bersa, taqvo qilsa, jannatni tasdiqlasa bas uni biz deydi Alloh taolo yengillikka muyassar qilib qo'yamiz deydi. Yana bir oyatda esa Alloh jalla shanuhu innal abrora lafi na'im deydi. Albatta yaxshilar, abrorlar lafi na'im, albatta albatta ular jannatdadirlar deydi. Bunga o'xshagan masalan oyatlar ko'p. Alloh va'da qildi solih amal qilgan kishilarga o'zini mag'firatini, jannatini, kengligi osmonlar va yerlardan ham kengroq bo'lgan jannatni va'dasini berdi deydi. Mana shu Xudoning solih amal qilgan kishilarga aytgan va'dalari to'g'risida tafakkur qilishlik bilan yatawalladu minhar rag'batu fil axira. Bandada oxiratga bo'lgan, Allohga bo'lgan rag'bat, qiziqishlik paydo bo'ladi. Demak, mana shu Xudoning va'dalari borasida tafakkur qilish nimani hosil qilar ekan bandada birodarlar? Oxiratga bo'lgan qiziqishi, rag'batini kuchaytiradi. Garchi shu ba'zi bir amallar bandaga og'ir kelishligi mumkin, lekin Xudoning bu va'dalarini eshitgandan keyin o'sha ibodatning mashaqqatlari ham unutilib ketadi-da unga. Qiyin ibodatlar ham oson bo'laveradi. Ana kechasi bedor bo'ladiganlarga Alloh qanaqangi va'dalar berdi. Ularni tafakkur qilib, o'ylanib o'qisang nima bo'ladi? Ha, uyqudan qosam qolay. Uyquni qabrga ham olib qo'yay deysiz-da, kechasida turishga qiynalib turadingiz o'zi. Qiyinchilik tug'dirib turadi. Haligi va'dalarni eshitgandan keyin tafakkur qilib o'ylanganingizdan keyin u qiyinchilik, mashaqqatlar yengil bo'lib ketadi-da sizga. Xo'p. To'rtinchisi va fikratun fi va'idillah. Allohning va'idlari borasida tafakkur qilish. Ya'ni gunoh ishlarini qilgan kishilarga Alloh subhanahu va taolo va'idlar. Va'id degani birodarlar salbiy ma'nodagi va'dalarni va'id deydi arab tilida. Masalan, jahannamni va'dasini berishligi, azoblar, uqubatlarni va'dasini berishligi uni nima deymiz? Va'id deymiz. Gunoh ishlarini qilgan kishilarga va'da qilgan Allohning azoblari borasida fikr yuritishlik, fikr yuritishlik uni oqibatida nima paydo bo'ladi birodarlar? Allohdan qo'rquvimiz, Xudodan haybatlanishimiz, gunohdan tiyilishligimiz ziyoda bo'ladi. Masalan, Alloh taolo Qur'oni Karimda va innal fujjaro lafi jahim deydi. Albatta fojirlar, albatta albatta ta'kid bilan aytadi, jahannamdadir deydi. Bunaqangi oyatlar masalan birodarlar Qur'onda juda ko'p. U'iddat lil kafirin deydi, kofirlarga tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan asra o'zingni deydi. Yoki ko'pda endi
Mana shular borasida tafakkur qilsak birodarlar, nima bo'lar ekan? Allohdan qo'rquvimiz ziyoda bo'ladi. Gunohdan o'zimizni ehtiyot qilish tiyishligimiz birodarlar kuchayar ekan. Oxirgisi, 5-inchisi va fikratun fi taqsir nafsihi ya'ni ta'ati ma'a ihsanillahi ta'ala ilayhi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizga qancha ihsonlar, yaxshiliklar qildi, shu bilan birga biz nima qilamiz? Ta'atda qusurlarga, kamchiliklarga yo'l qo'yayotganligimiz borasida tafakkur qilishligimiz ham birodarlar tafakkurlarda ichida eng e'tiborga molik ekan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun dedi. Jinlarni ham insonlarni ham yaratmadim, magaram menga ibodat qilsinlar uchun yaratdim dedi. Yoki boshqa oyatda afa hasibtum annama xalaqnakum abasan va annakum ilayna la turja'un. Oyo siz o'ylaysizmi? Sizni biz behudadan behudaga yaratdik-u va siz bizlarga qaytmaymiz deb o'ylaysizmi deydi. Xudo bekordan bekor yaratgani yo'q bizni. Ibodatga yaratdi, o'zini tanishligimiz uchun yaratdi, to'g'rimi? Endi Alloh subhanahu va taoloning bilan bizga qancha ehsonlari bor. Yo'qdan bor qilgan, rizqimizni berib turibdi, a? Sihatli beryapti. Qancha ehsonlarni beryapti-yu biz to'g'at ibodatda kamchilikka yo'l qo'yyapmiz. Ya'ni doim inson mana shuni esdan chiqarmasinki, muhtaram birodarlar, men ibodat qilib qo'yyapman, namoz o'qib qo'yyapman, jamoatga borib qo'yyapman. Ha, shukrini, Xudoni bergan ne'matlarini, haqqini haqlab qo'yyapman, bajarib qo'yyapman deb g'ururlanmasin. Balki nima borasida fikr qilsin? Kamchilikka yo'l qo'yyapman. Shuncha Xudo ne'matlarni, inomlarni berdi, buning uchun uxlamasligim kerak aslida. Qornimni to'qlamasligim kerak. Nuqur roza tutib yurishim kerak. Shuncha gunohim bilan Alloh taolo meni yerga ko'tartirib qo'yibdi, yer yutib olish kerak edi aslida. Qon yig'lashim kerak, deyish kerak aslida. Ya'ni kamchiliklarimiz borasida fikr yuritishlik oqibatida yatavalladu minhal haya'u, bandada birodarlar hayo paydo bo'ladi. Ya'ni hayo, Xudodan uyalish. Xudo shuncha ne'matni berdi-yu men kamchilikka yo'l qo'yyapman-a, gunohlar sodir etyapman-a, gunohlarni tap tortmasdan qilyapman-a deb, bandada hayo, Xudodan uyalish demak paydo bo'ladi. Yazidu fi xawfika minallohi ta'ala, Allohdan bo'lgan xavfingiz kuchayadi. Va yahmiluka ala lumi nafsik, nafsingizni malomatlashlik paydo bo'ladi. Xudo senga shuncha narsa bergan, nafsim, lekin sen ibodatni o'rnida ado qilolmayapsan deb o'zingizni o'z masalan malomat qilasiz. Mujanabatu taqsir va mulozamatu tashmir, nuqsonlarga, kamchiliklarga yo'l qo'yib qo'yishlikdan o'zingizni ehtiyot qiladigan bo'lib qolasiz.